yeniden. Wait. Tüm deriler omuz omuza sihrin izinde yürüyoruz. Wait. Seninle beraber hayallerimiz gerçek. Bu güç biziz ve o Believex. Her yeni gün yeni bir oyun. Her yeni gün bir başka peri masalı. Özgürce dolaşırken tut elimi, unutma istediğin kadar. Güçlüsün ve o Believex. Yeniden tüm periler omuz omuza sihrin izinde yürüyoruz. Seninle beraber hayallerimiz gerçek. Bu güç biziz ve o Believex. Tut elimi dostumsun sen, birlikte aşkın sihrini yaşıyoruz. Uçarken gökyüzünde hayallerimizin gerçek olduğu bir dünya bu. Bizim sihirli dünyamız. Wings Gardenia'ya geldi ve Pet Shop'taki işleri harika gidiyor. Sky ve uzmanlar da kızları karaçember büyücülerinden korumak için geldi. Fakat Bloom ve arkadaşları onları gördüğü için pek memnun olmuşa benzemiyor. Acaba Wings ve erkek arkadaşları arasında neler olacak? Mitzi'nin hediyesi. Bugün için yeterince aradık. Hadi eve dönelim kızlar. Aşağıda bir yerde yeryüzünün son perisi var. Gardenia bana hiç bu kadar büyük görünmemişti. Çok büyük. Ogron onu bizden önce bulabilir. Hayır, önce biz bulacağız. Sadece sihir izini bulmamız gerekiyor. Gözünüzü açık tutun. Biri bunu Stella'ya da söylese. Aa, hayır Stella, uyan. Kahvaltı hazır mı? Olamaz. Stella yine uyuyakaldın. Bu devriye işi beni öldürüyor. Ayrıca çocuklarla yaptığımız tartışma hala canımı sıkıyor. Çok aşırı stresliyim. Şikayeti kes ve konsantre ol Stella. Hey Mary, buraya gel çabuk. Hadi. Dünyaya bayılıyorum. Öyle canlı ki. Deriler burada hüküm sürdüğünde nasıldı acaba? Bilmem ama yok olduklarından beri ahenk kaybolmuş. Ve şimdi dünyanın dengesi yok. Paragonda'nın kitabında bir Believex perisinin insanları yeniden perilere inandırabileceği yazıyor. Görünüşe göre yeryüzünün son perisi bu gezegenin son umudu. Anlaşılan ona biçilmiş bir kaftan var. Hala buralarda. Bir an önce işe koyulsak iyi olur. Önemli bir gün bizi bekliyor. Lütfen buyurun beyler. Bravo Duman. Aferin. Acele edelim. Winx yakında gelir. Ve peri tusağımızın onları karşılamaya hazır olması lazım. Şu Winx pek zavallı küçük perilermiş. Ama sinir bozucu oldukları da kesin. Böcek gibiler, kanatları var ve yakalamak da çok zor. Bazen de sokuyorlar. Bu yüzden onları yok etme görevini başkasına bırakacağız. Küçük sevimli yavrular. Ah evet, sevimli ve çaresiz. En azından acıkana kadar. Burası hiç fena değilmiş. Eraklion'daki şaton gibi değil ama bir süre idare eder. Hiçbir şey yapamamaktan sıkıldım. Ben bir uzmanım. Hareket istiyorum. Hareket istiyorsan bir iyilik yap ve bana portakal suyu ver. Onu demek istemedim. Her neyse. Baylar, yeni giysilerle geldim en azından. Şimdi dünyaya aitmişiz gibi görünebileceğiz. Yüzünüzün o hali de ne? Üniforma olmadıklarını biliyorum ama o kadar da kötü değiller, tamam mı? Bilmem, sadece... Büyük görünüyorlar değil mi? Doğru beden olduğuna emin misin? Bakın bunlar bu sene çok modaymış ama o kadar nefret ettiyseniz gidip kılıçla pelerini alabiliriz. Ne dersiniz? Evet, en azından bir sorun çözüldü. Şimdi para kazanma yolu bulmalıyız.
Gardenya'da yaşamak için çok para gerekecek. Özellikle böyle harcayacaksak. Kız arkadaşlarımızın yakınında olmak için her şeyi yapmalıyız. Onları korumalıyız. Eğer bunu onlar için yaptığımızı bilselerdi, belki bize o kadar kötü davranmazlardı. Ayrıca şu dünyalı çocuklarla yakınlaşmayı da keserlerdi. Burada oturmak için Eraklion mührünü reyine verdim. Bu yüzden diyorum ki artık para kazanalım da o mührü geri alabileyim. Çocuklar, galiba sorunumuza bir çözüm bulduk. Ne? Gazete okumak mı? Çalışmak. Burada eleman arayanlar yazıyor ve burada da teknisyen arayan bir dükkan var. Biz sadece boyutlar arası gemilerin motorlarını biliyoruz. Evet. Dünyadaki motorlar çok eski. Eminim hepsi çocuk oyuncağıdır. Benzinci Bey, sizi temin ederim yeteneğimize şaşacaksınız. Bana birkaç iyi teknisyen lazım. Yapacak çok iş var, evet. Bana neler yapabileceğinizi gösterin. Neden attınız onu? Yakalarsın sandım. Somun anahtarı o. Bu da tamir edeceğiniz araba. Hadi işe koyulun. Tabii. Şaka yaptım canım. Arabayı bununla tamir edeceğiz tabii. Motor kısmı açılmıyor tanrım. İşte oldu. Bu aletlerin çok ilkel açılma sistemleri varmış. Enerji kolektörünü göremiyorum. Batarya invertörü ve retropropülsiyon fosfojeneratör de yok. Bu iş düşündüğümüz kadar kolay olmayacak galiba. Ne bu? Arabayı tamir etmek için sihrini kullansana. Denerim ama hiçbir şey garanti edemem. Aman, salıya yazıyorum. Ben size şampuanları göstereyim, beni izleyin. Burada uzmanımız Stella hayvanlarımıza bakım yapıyor. Bu beslenme uzmanımız Flora. Hadi ufaklıklar, egzersiz zamanı. Ve burada Layla ile egzersiz yapıyorlar. 1 ve 2 ve 3 ve hop. Hadi kanatları sallayın. Ve yukarı ve aşağı. Ve yukarı ve aşağı. Şimdi en zoru, dönün. Dönün. Merhaba Bloom, galiba bu senin. Anne, baba. Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Orayıp nasıl gittiğine bir bakalım dedik canım. Çok güzel olmuş. İşler çok iyi gidiyor. Aslında bu sizin. Çok teşekkür ederim. Siz olmasanız asla bu dükkanı açamazdık. Ve bu hayvanlar bir yuva bulamazdı. Bloom, hiç acelesi yoktu. Biz sana her zaman güvendik. Seninle gurur duyuyoruz tatlım. Teşekkür ederim baba. Biz artık gidelim. Herhalde sizin bir sürü işiniz vardır, ha? Sizi seviyorum. İnternet sayfası nasıl gidiyor? Fotoğrafımı koydun mu? Uykudan kalktığım fotoğraflar mı? Bak. Anne, sen ciddi değilsin değil mi? İşler harika gidiyor Stella. Winx Kulüp sitemize tonlarca insan giriyor. Herkes evcil hayvan almak istiyor. Biri fazladan bir şeyler de istiyor. Ama kurallarımız belli. Doğru. Bir kişiye birden fazla hayvan yok. Böylece herkesin bir tane olabilecek. Ama anlaşılan birileri isim değiştirince herkesten daha fazla yavru köpek alabileceğini düşünüyor. İyi ki bunu düşünmüşüz. Evet. Ben sadece herkes için bir yavru olmasını sağlıyorum. İyi ama bu kadar köpekle ne yapacaklar? Belki sadece hayvanseverlerdir. Ya da belki kendi menfaatleri için satmaya niyetlidirler. Olamaz mı? Bu talebi yapanı öğrenmemiz lazım. Evet, bunu öğrenmek zor olmayacak. Tüm talepler aynı adresten gelmiş. O zaman onlara bir sürpriz ziyaret yapalım. Harika, sürprizlere bayılırım. Kimse var mı? Hayır. Bu Mitzi. O şimdiye kadarki en kötü komşumdu. Ama şimdi tıpkı diğerleri gibi bir müşteri. Sadece gülümse ve ona nazik davran tatlım.
Demek burası hep duyduğum ünlü Sevgi ve Pet Shop. Yardım ister misiniz? Burada inanılmaz hayvanlar olduğunu duydum ve... Ah, bu da ne? Çok güzel. Affedersiniz ama... Onu istiyorum. Anneme harika bir hediye olacak. Ama daha maması bitmedi ki. Heyecana gerek yok. Verin bana. Ben ilgilenirim. Merhaba Bloom. Burada mı çalışıyorsun? Hediye paketi var mı? Hayır. O bir hayvan. Oyuncak değil. Kredi kartını da kaldır lütfen. Bu hayvan satılık değil. Doğru. Biz onları satmıyoruz. Onlara evlatlık veriyoruz. İyi günler. Tekrar bekleriz. Bence beklemeyelim. Kızlar galiba hayvanların beslenme zamanı çok aç görünüyorlar. Ama ne oluyor? Sadece biberonlar birazcık gecikti. Gürültü yapmanın alemi yok. Davranışları ne kadar tuhaf. Hiç bu kadar tedirgin olmamışlardı. Neler oluyor? Herhalde çok açlar. Aa, dikkat, geri çekilin. Bu kötü sihir. Evet, Ogron ve Kara Çember büyücülerinin işi olmalı. Tek bir şey yapabiliriz. Binks and Dur. Oldu işte. Şimdi başla. Binks and Chantix. Zarar vermemiz şart mı? Sonuçta bizim hayvanlarımız. Er ya da geç onlar bize zarar verecek. Sihrimiz işe yaramıyor. Onları buradan çıkarmalıyız. İnsanlar onları görürse işler için hiç de iyi olmaz. Perilerimiz mücadele ediyor. Ama yenilgi tabii ki kaçınılmaz. Hayır! Sihirli ay kalkanı! Koruyucu enerji alanı! Çok hızlısın değil mi? Bakalım seni yavaşlatabilecek miyim? Galiba bu hileyi pek sevmedi. Yüksek sesleri sevmiyorlar. Bu onları yavaşlatır. Ses dalgaları saldırısı. Neler oluyor? Ejder kalkanı. Bir de bunu deneyeyim. Bakalım. Hadi. Aşağı bak. Şuraya bak. Neler oluyor? Galiba uzaylılar. Yani sanırım. Anne bunlar da ne? Galiba sırrımız anlaşıldı. Hayır olamaz. Şimdi perilerini tehlikeli sanacaklar. Bizden korktular. Ben hallederim. Layla, uzun ince bir morfix ipi gerekiyor. Sakin olun çocuklar. Her şey kontrolüm altında. Hiç kimse söylemedi mi? İşaretleri görmediniz mi? Ha? Ne işareti? İnsanlar benden duyacak. Biz bir film çekiyoruz. Geride kalmanız gerekiyor yoksa çekim yapamayız. Film mi? Figüran lazım mı peki? Yönetmene sorman gerekiyor. Filmde görüşürüz. Hoşça kalın.
gerçek gibiler. Kablolar bile görünmüyor. Ah, bu motor çok ilkel. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Ne diyorsun Nabu? Elimden geleni yaptım. Umarım bu pas yığınına sihir işleyebilir. Eski ama sağlam bir araba. Çalıştır bakalım hadi. Harika. Şimdi hapı yuttuk işte. Çocuklar yukarı bakın. Bunlar Winx. Gidelim. Çocuklar bizi görmek isterler mi bilemiyorum. Onlar kız arkadaşlarımız ve bize ihtiyaçları var. Şu baş belaları nereye gitti böyle? Sihiri bozmazsak yavrularımız sonunda bizi yiyecek. Açlık tabii. Düşünsenize yemek saatinde değiştiler. Belki onlara yiyecek vermemiz gerekir. Ha, yine mi siz? Siz de kendimiz hallederiz demiştik değil mi? Ne güzel karşılama. Yardıma mı geldiniz? Yoksa bize güvenmiyor musunuz? Sizi korumaya gelmiştik. İstesen de istemesen de. Ateşe hazırlanın. Durun. Onlar evcil hayvanlarımız. Onlar mı? Biraz büyük değiller mi? Onları normale döndürmeliyiz. Layla bize morfix. Oyalayın onları. Tabii. Gel bakalım. Hadi bakalım. Enchanting enerjisine konsantre olmalıyız. O yaratıkları etkilemeliyiz. Aç hayvanlarımız için koca bir mama kovasından iyisi yoktur. Yer değiştirme sihri. Dükkandaki tüm kedi maması gelsin. Hadi gelin yiyin. Oh hayır. Merhaba ufaklıklar. Güzel meleklerim. Artık büyü bozuldu. Çok komik. Yani bir kase süte mi yenildik? Bu kızlarla tek sorunumuz sürekli şanslarının yaver gitmesi. Gantlos haklıydın. Gelecek sefer senin yöntemin olacak. Şimdi her şey düzeldi mi yani? Evet, öyle gibi. Ah hayır, Messi'nin hayvanı. Olamaz. O hayvan da lanetliyse başı dertte demektir. Gidelim hadi. Hadi. Onları izleyelim. Neden gidip dükkandan arabamızı almıyoruz? Arabamız mı? Bela'nın kokusunu alıyorum. Nabu, motora biraz güç ver. Bu enkaz çok yavaş. Sanırım tamir sihri daha önce yanlış çalıştı ama bu kez çalışacaktır. Çalışmak zorunda. Bu aracın kontrolü bizim gemininkinden daha zor. Galiba şu işaretlerin bir anlamı var. Sürerken işaret falan görünmüyor. Bloom, burada ne işin var? Neyse ki uyuyor. Önceden içtiği süt onu susturmuş. Tabii ki uyuyor ve iyi besleniyor. Ona iyi bakabilirim. Artık benim hayvanım bu. Mitzi, bak biz yavruyu check-up için almamız lazım. Boş versenize. Arkadaşlarım görmek istiyor. Zaten geciktim. Şimdi izninizle ben gidiyorum. Olamaz. Onu durdurmalıyız. Şu tarafa gitti. Bizi götürür müsünüz? Sıkışsak bile yapabileceğimizi hiç sanmıyorum. Siz bana bırakın. Nabu, sen çok iyisin. Evet, araba işinde iyiyimdir. Atlayın ve sıkı tutunun. Gitsek iyi olacak. Çekil şuradan kedicik. Neler oluyor? Merhaba, adım Brandon. Hayatını kurtarıyorum. Flora şu kedi mamalarından kaldı mı? Biraz, gerekirse diye bir avuç saklamıştım. Geçti artık ufaklık. Her şey yolunda. Üstelik hiç tanık da yok. Herhalde artık kimse bir film daha çektiğimize inanmazdı. Siz beni o şeyden kurtardınız.
Hı? Teşekkürler. Brandon, bunu nasıl yaparsın? Ama Stella, ben sadece... Sus seni hilebaz. Sana gelince nişanlı hırsızı seni bir kurbağaya çevireceğim. Stella, delirdin mi? Ne yapıyorsun? O sadece çaresiz bir kız. Onlar birbirlerini öpüyorlardı ve... Ve ne olduğunu bilmeden doğrudan yargıladın beni. İşte hayvanın Mitzi. Sende kalsın. Artık istemiyorum. O her neyse. Evet, anlaşılan artık bize ihtiyacınız yok. Biz... Yardım için teşekkür ederim ve Sky, şu şey var ya... Evet, Bloom? Yok bir şey. Önemli değil. Tamam o zaman. Görüşürüz. Biraz bekler misin Brandon? Sana kendimi henüz tanıtmadım. Adım Mitzi ve... Üzgünüm Mitzi ama gerçekten gitmek zorundayım. Yeniden görüşeceğiz Brandon. Bir kız asla yakışıklı prensini bırakmaz. Bakın kimler gelmeye karar vermiş. O güzel yüzlerinizi bir daha burada göreceğimi hiç sanmıyordum çocuklar. Ufak sorunlar çıktı ama... Önce dükkanımı patlattınız, sonra tamir ettiğiniz arabamı çaldınız. İlk gününüzde kovulmayı düşündüyseniz tebrik ederim. Hey, işe yaramayabiliriz ama hırsız değiliz. İşte araban. Bu benim arabam değil. Tabii sihirle dönüştürmediyseniz. Aynen öyle. Verdiğimiz zararı ödesek nasıl olur? Borcumuz ne kadar acaba? Bu kadarı yeter. Şu enkazı da götürün. Şimdi iflas ettik. Bir gün daha geçerse tüm kraliyet hazinesini rehine vereceğim. Hey çocuklar, yavaş. Ben bir iş buldum. Harika bir iş. Karşınızda büyük bir elektronik mağazasının deneyimli danışmanı var çocuklar. Evden bilgisayar ve başka elektronik aletler tamir edeceğim. Böylece sizinle de olabileceğim. Bravo Timmy. Nihayet iyi bir haber. Keyiflen Stella, Wings yine kazandın. Biliyorum ama neden kendimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Bir sonraki bölümde Wings ve uzmanların arası artık pek iyi değil. Ama Gardenia'da kıskançlığa vakit yok. Wings yeryüzünün son perisinin kimliğini keşfediyor. Fakat bir kez daha kara çember büyücüleri saldırıya hazırlar. Düşünmeyi bırak hayal.